Şampiyonlar Ligi'nden İspanya 7. Hayır hayır, ben Edirne hiç FIA'da içmem. Edirne kırmızı çizgimizde. Edirne kırmızısı da meşhurdur. Adını unuttum sadece. Mustafa bir yerde yazıyor. Mado yazıyor. Mustafa kocaman yazıyor orada. Mustafa hiçbir yerde yazmıyor. Dışarıdan baktığında yazıyor. Tamam. Starbucks'ta oturuyoruz. Evet. Ben biraz hasta olduğum için burada bitki şey içtim. Böyle vitamin içtim. Vitaminler uygar eczaneler aldık. Uygar eczane. Evet. Eczanemiz. Vitamin de gösterelim. Vitaminimiz de gösterelim. Evet. Vitaminimiz de bu. Şimdi hasta hasta dondurma yiyeceğiz. Çivi çivi söker. Evet. Onun şimdi, dışında ben bu konsepti anlayamadım. Vlog mu çekiyoruz? YouTube'da göreceğiz. O zaman YouTube için güzel çekeydik bu hosta. Tamam, evet. Daha nasıl olacak? O zaman ben kendim tanıtayım bu sefer. Tarihi söyledik. Ben kendim tanıtayım. Evet. Benim ismim Fahri Ümit Ertürk. Babaannemin evlenmeden önceki kızlık soy ismi Şenkal, Emine Şenkal. O yüzden Mehmet hocamla öyle bir akrabalık ilişkimiz de vardır. Kendisini çok severim. Üniversitede ben makine mühendisliğinde okurken o spor akademisinde okuyordu. Aynı yıllarda Trakya Üniversitesi'nde okuma fırsatı bulduk. Aynı zamanda onun ablası vardı, Filiz Şenkal, mimarlık bölümünde hocaydı. Dolayısıyla mühendislik mimarlık fakültesinde güzel zamanlarımız oldu. Bunu o zaman ablama da kampüsündeydi onlar. Linki göndereceğiz. İkinci kat mühendislik, birinci kat mimarlıktı. Sağ tarafta spor salonunun altı da spor akademisi. Dolayısıyla o internantta tam dinlentinin karşısındaki ana bölümde geçen bir öğrencilik hayatımız oldu bizim. Edirne'mizi tavsiye eder misin Edirne'de okumayı? Edirne kesin tavsiye ederim. Evet. Edirne yaşamak için tavsiye ederim. Ben şimdi tabii şu anda İstanbul'da çalışıyor ve yaşıyorum. Edirne'yi şöyle özetleyebilirim kısaca. Burasını net anlatayım, burasını daha doğru anlatayım. Edirne bir kere çok stratejik olarak çok doğru konumlanmış bir şehir. Bir kere eski bir Osmanlı başkenti. Gerçekten güzel bir havası ve güzel insanları var. Siren sesi bitsin, öyle devam edeceğim. Evet. Küçük bir es veriyorum. Geçti. Bir kere 1,5 saatte Karadeniz'e çıkabilirsiniz. Genel Karadeniz hattının tamamını gezdim. İğna'da, Castro'ya eş sahil bir tek Sinop bölgesinde var. Yani Karadeniz'in en güzel sahili aslında Edirne'nin üst tarafta Bulgar sınırı diyeceğimiz bölgesi. Usta. Langoz ormanları. Evet. Dolayısıyla bir turistik şehir. Dolayısıyla turizm üzerine bir şeyler yapılması lazım. Eğitim üzerine fırsatlar var. Tarımla ilgili fırsatlar var. Tabii ki bir sanayi anlamında bir gelişmiş ya da anlamda yönelmiş bir durumu yok ama hızlı trenle beraber nüfus da artacak. Dolayısıyla Edirne yaşanır, okunur, tadı evet, çıkarılabilir güzel bir şehir. Biz de seni en kısa zamanda Edirne'de güzel hizmetler verebilecek bir pozisyonda bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Tamam hocam. Evet, görüşürüz. Sağ olun.
mesela adamın şeyi var. Evinde bahçe var. Bahçesini futbol sahası yaptım. Buradan da buradan futbol yetiştirecek de nereden deneysel yapıyoruz. Burada şu ortaları akademide yapamayan alanlar var. Hadi son usta, bu sefer son harbiden.